Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran yine Türkiye'de örnek proje gerçekleştiren bir muhtarımızla röportaj yapacağız. Muhtarımız Akçadağ, Malatya Akçadağ ilçesi Büyükgümüş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akgün. Evet, Mehmet Muhtarım, buraya köy kent projesini hayata geçirmişsiniz. Doğru mu evet, efendim? Doğrudur. İzah etmesini istiyoruz. Bu hizmeti nasıl kazandınız efendim? Bu hizmete başvurumuzun sebebi başlıca köyümüzün dağınık olması. Evet. Defalarca Akçadağ Belediyesi'ne gittik, hiçbir hizmet alamayınca mecbur kaldık. Benim birader de bu mimar, Malatya'da çalışıyor. Onun yardımıyla evet, bayağı yardım buldu bize. Başvuru yaptık. Geçen sene 2017 yılından Şubat'la Aralık ayı arasından 7 sefer Ankara'ya gittim. Hizmeti alabilmem için. Evet. Bu 7 seferi gittiğimde sağ olsun Malatya milletvekilimiz, o zamanki Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi'ye çok teşekkür evet, ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bayağı yardımları bize dokundu. Şöyle söyleyeyim, yani dilekçe veriyorsun, başvuru yapıyorsun, gönderiyorsun ama takip etmesen, peşine düşmesen bu işi başarmak bile zor. Evet, Türkiye'deki bütün muhtarlarımıza örnek olsun arkadaşlar. Biz her zaman bunu gündeme getiriyoruz. Ben dilekçe verdim, bu hizmet yapılacak diye bir şey yok arkadaşlar. Dilekçe verdiyse takip edeceksin. Nerede kaldı, nerede takıldı? Doğru mu efendim? Evet, doğru. Hangi dairede takıldı, hangi bakanlıkta takıldı? Mutlak işte muhtarımız 7 defa Ankara'ya gitmiş. Kaç tane bura hane yapılacak efendim? Kaç bin dönüm arazi? Ne kadar arazi? Bura 148 dönüm. Evet, 148 dönüm evet, üzerine kurulacak. Cemevi içinde, çocuk parkı içinde, okulu okulu içinde, sağlık ocağı içinde, hepsi dahil içinde evet, 148 dönüm bir yer işgal ettik. Ondan sonra burası hazine miydi efendim? Evet, bura Merra'ydı. Merra'ydı. Merra'dan hazineye devrettiniz. Daha sonradan da işte buraya mahalle yerleşecek. Doğru evet, mu efendim? Evet, yani doğrudur. Önceden köydü. Köy kent projesi rahmetli Ecevit'in, eski başbakanlarımızdan rahmetli Ecevit'in projesiydi. Evet. Biz bu projenin birçok yerde uygulanmasını aslında canı gönülden istiyorduk. Ancak bazı yerlerde hayata geçen yerler olduğunu gördüm. Burada da bu hizmeti başaran Türkiye'de örnek bir muhtarımız. 2014 yılında seçildiğinde tanışmıştık. Evet. Kendisiyle çok teşekkür ediyorum. Bizi bir iki defa aradı, tekrar davet etti. Biz de bu hizmeti tüm dünyaya ve kamuoyuna duyurduğum için çok mutluyum araştırmacı gazeteci olarak. Muhtarlarımıza örnek olmasını istiyoruz. İşte hizmet istediğinizde bitmiyor. Mutlak takip etmeniz lazım muhtarlarımız. Evet. Onun için sesleniyoruz. Muhtarımız hem Ankara Cumhurbaşkanımızın toplantısına da katılmış. Sorunların dertlerini iletmiş. Doğru evet, efendim? Doğrudur. Artı bir de bu mahallenin yol sorunu var. Onu da belirteyim. Örnek proje gerçekleştiren muhtarımız Mehmet Akgün'ün yol projesi var. Büyükgümüş köyü. İzah edelim efendim bu konuyu da. Şimdi bu konuyu Akçadağ Belediyesi'nde biraz önce de söyledim. Hiçbir hizmet alamadım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tabiri vardı. Durmak yok, yola devam. Evet. Biz de sonuçta bu köyde ikamet ediyoruz. Sonuçta bu köylüyüz. Evet. Birbirine karne bu iş olmuyor. Evet. Bu projeyi hayata geçireceğiz. Son aşamaya geldik. Kura aşamasına geldi. İşte Allah kısmet kurular etse. Kurular çekilecek. Evet. Önümüzdeki devlet ne yapacak konutlar efendim? Kredili. Kredili devlet yapacak. 2 yıl ödemesiz, 10 yıl ödemeli. Kredili. Bundan iyisi can sağlığı sayın izleyiciler. El kirası öder gibi konut sahibi olacak. Evet, Allah razı olsun. Bu hizmeti gerçekleştiren, başaran muhtarımıza da ben mahalle sakinlerine sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. İşte önümüzde de seçimler var. Çalışkan ve özverili muhtarımızı bırakmasınlar. Muhtarlığa devam etmesini ben öncelikle istiyorum ve mahalle sakinlerinin de desteklemesini istiyorum araştırmacı gazeteci olarak. Biliyorsunuz gazetemiz de Türkiye genelinde bölgesel, yöresel değil. Türkiye'de çok az sayıda böyle örnek proje gerçekleştiren başarılı örnek muhtarlarımız var. Değil mi muhtarım? Evet. Evet. Ekleyeceğimiz evet, başka konu var mı muhtarım? Ekleyeceğimiz başka ne söyleyeyim ki işte yolu gördün, okulun durumunu gördün. Gördük. Onları şimdi ayrı işledik. Hedefimiz bunlar. Evet. Burayı başardık. Evet. Yetkililere sesleniyorum. Örnek proje gerçekleştiren muhtarımızın eksik olan hizmetlerinin tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü mücadeleci bir muhtarımız. Yol çok bozulmuş, sıcak asfalt yapılmalı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çok yerde sıcak asfalt yaptığına gördük, tanık olduk. Buranın da sıcak asfalt yapılmasını rica ediyoruz. Evet, halk adına evet, muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz örnek muhtarımıza. Diyoruz.